Dünyanın içine sürüklendiği ekonomik buhrandan çıkış için ne kapitalizmin ne sosyalizmin bir çözüm önerisi var. Bir tane daha ilim adamı çıktı mı dünyada? Değil, Türkiye'de. Yaklaşık 120 ülke Profesör Doktor Haydarbaş'ın kaleme aldığı milli ekonomi modelini kısmen uygulamaya soktu. Tezi 2005 yılında kalkınma programına alan Rusya, milli ekonomi modelinin detaylarını öğrenmek için Profesör Doktor Haydarbaş'ı parlamentolarına davet etmişti. Bu davete icabet eden Profesör Baş, kalabalık bir heyetle bu sabah Rusya'ya gitti. Yolculuk öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sorularımızı yanıtlayan Profesör Doktor Haydarbaş, Rusya parlamentosunda yapacağı sunumun önemine dikkat çekti. Bugün Rusya olmak üzere bütün dünyada bizim iktisat literatürüne mal ettiğimiz ekonomi tezimiz kabul etsek de etmesek de dünyanın gündeminde. Ruslar ciddi arayışlar peşinde olan insanlardır. Dünyada en büyük komünizm devrimini bunlar yaptı 1917 yılında. Arayışlarını komünizmde tatmin edemediler. Benim Rus profesör Ali Viktor Minin, yani Müslüman olmuştur. Biz sosyalizmde de aradığımızı bulamadık. Şimdi kapitalizmi uyguluyoruz, onda da istediğimizi bulamadık. Bulmamız da mümkün değil. Benim iktisat modelinde tebliğini sunarken yaptığımız sohbette ifade ettiler. Diğer profesör arkadaş, mesela Lebedev olsun, Kavrilesi olsun, Lisiçkin olsun, orada çok ciddi bir iktisat kadrosu var, iktisatçı kadrosu var. Bunların tamamı benim sistemi tepeden tırnağa, baştan sona kadar güzelce okuyup hazmettiler. Artı şu anda esasen benim tezim orada 3 yıllık kalkınma planında efendim birçok konularda uygulanıyor. Şimdi tamamına zannıma göre talip olacaklar ki kendi meclislerinde, yani bizim nasıl Türkiye Büyük Meclis, Millet Meclisimiz var, onların meclisinde biz bu tezi anlatacağız. Ondan sonra da neyi anlamak istiyorlarsa, hangi konuda efendim bilgi istiyorlarsa karşılıklı mütalaa, müzakere yapacağız. İnşallah bu konuda faydalı olacağız. Profesör Doktor Baş sadece Rusya değil, milli ekonomi modelinin detaylarını öğrenmek isteyen birçok ülkeden davet aldıklarını belirtti. Böyle bir dünyada içinde bulunduğu krizlerden kurtulabilmesi için sadece Rusya değil, çeşitli ülkelerden bize talepler var, davetler var. Milli ekonomi modelini bu kadar değerli kılan tüketim eksenli tek analiz olması. Profesör Doktor Haydarbaş modelin bu yönünü kısaca anlattı. Bugün dünyada pazar problemi var. Yani tüketim kabiliyetini bütün insanlar kaybetmiş. Yani dünyada işte şu ülke çok doruk noktada. Kim bu? Amerika. 40 milyon insan 1 dolara çalışıyor. Bu nasıl lider? Yani tüketim kabiliyetini kaybetmiş bütün insanlar. Bu Türkiye'de sadece değil, bütün dünyada böyle, Rusya'da da böyle. Biz ise tezimizin temeli tüketime dayalı ve de insanların mutluluğunu, refahını, karnını doyuracak, sırtını giydirecek argümanlarla dolu olmasıdır. Binaenaleyh elbette kendi insanına şu andan itibaren, daha doğrusu bizi tanıdıktan sonra vermeye başladılar. Benim kanaatim ileride bir zaman da Sayın Putin mutlaka beni isteyecektir. Neden? Çünkü tezin o da tamamını kavramak istiyor. Biliyorsunuz Ruslarda şöyle bir özellik var. Bir şeyi kabul ettikleri zaman derinlemesine sonuna kadar giderler. Onun için mesela Marx, Engels, o meşhur romancıları vardır. Bu adamlar dünyada neden lider? Çünkü gittikleri işin sonuna kadar gittiler. Kanaati şahsen benim ki Putin de böyle yapmak istiyor. Eğer yaparsa dünya lideri olur. Çok teşekkürler Sayın Bakan. Aslında ben Türkiye dünya lideri yapacaktım ama milleti kandırdılar. İnşallah milletim ayıkır, bunun hesabını da hep beraber sorarız. Yaklaşık 120 ülke milli ekonomi modelinden faydalandığı halde Türkiye'deki siyasiler neden uzak duruyor? Profesör Baş bu soruya anlamlı bir yanıt verdi. Esasen Türkiye'de siyasi partilerin de tamamı benden alıntılar yapmasına rağmen
Hep bizi gizlediler, setrettiler. Ama işin altyapısını da bilmedikleri için ne muhalefet ne de iktidar söylediklerini hiçbir yerine getiremediler. Getirmeleri de mümkün değil. Röportajımızın ardından Profesör Doktor Haydar Baş ekibiyle birlikte Rusya'nın yolunu tuttu. Moskova, 142 milyonluk Rusya Federasyonu'nun başkenti. 10 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık başkentlerinden biri olan Moskova, aynı zamanda dünya siyasetine ve ekonomisine yön veren birkaç merkez arasında. Rusya'nın başkenti Moskova'dayız. Burası o ünlü Kızıl Meydan. Arkamızdaki muhteşem yapıysa Kremlin Sarayı. Burada bulunmamızın sebebi ise milli ekonomi modeli. Evet, milli ekonomi modeli. Tezin sahibi olan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, tezini anlatmak üzere Rusya parlamentosundan davet aldı. Biz de bu tarihi anı kaydetmek, bu tarihi ana tanıklık etmek üzere buradayız. Türk İslam tarihinde ilk kez bir siyaset ve ilim adamı yabancı bir ülke parlamentosuna ders niteliğinde bir ekonomi konferansı verdi. Rusya parlamentosu Duma'dan kendisine yaklaşık bir yıl önce gelen daveti kabul eden Haydar Baş, tarihi ziyaretini gerçekleştirdi. BTP lideri Duma'ya kurmaylarıyla birlikte geldi. Evet, birazdan burası tarihi bir olaya şahitlik edecek. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, az sonra Duma'da milli ekonomi modeli tezini anlatacak. Kritik konuşma öncesi Profesör Doktor Haydar Baş'a mikrofon uzattık, görüşlerini aldık. Kapitalizmle komünizm çöktü. Artık bunları da ayakta tutmanın bir manası yok, tutması da mümkün değil. Onun için ciddi manada yöneliş oldu bize. Şu anda da 120 ülkeye yakın, ülke kısmen de olsa bizim tezin bazı bölümlerini hayatına geçirdi. Vatikan bile mesela kadınlara maaş konusunu Yunanistan'a önerdi. Vatikan ki bu kadar bize yaklaştı, diğer dünya ülkelerinin yaklaşmaması mümkün değil. Demek istediğim ülkelerin çıkış kapısı milli ekonomi modelidir. Onun için de Rusya bu konuyu çok ciddi olarak ele aldı. Parlamentosunda hatta benim hatırladığıma göre Nisişkin'in geçmişteki ifadesiyle 3 yıllık kalkınma programına bizim görüşlerimizden, tezimizden efendim bölümler aldılar. Şu anda da bizi davet ettiler. İşte meşhur Duma'da, onların meclis binasında biz görüşümüzü bakanlarına, vekillerine, halkına burada inşallah detaylı bir şekilde aktarma imkanı bulacağız. Bunun için de buraya geldik. Bir taraftan da Türk olarak gururluyum ben yani. Çünkü dünya benim görüşümü artık tartışıyor. Her ne kadar Türkiye'de bazı gözler görmek istemiyorsa da inşallah bundan sonra görürler diyoruz. Bu kısa açıklamanın ardından Türkiye'ye Rus Meclisi Duma tanıtıldı. Duma'da BTP liderine ilgi büyüktü. İktidar ve muhalefet partilerine mensup milletvekilleri, Rus akademisyenler ve üniversite öğrencileri Profesör Doktor Haydar Baş'a Milli Ekonomi Modeli kitabının Rusça baskısını imzalatma yarışına girdi. Tarihi konuşmaysa Duma'nın öğleden sonraki oturumunda yapıldı. Haydar Baş, Rus medyasının da takip ettiği oturumda milli ekonomi modelini anlattı. BTP liderinin konuşması tercümeyle birlikte 1,5 saat sürdü. İktisat literatürüne sunduğumuz milli ekonomi modeli Rusya başta olmak üzere 120 ülkede kısmen de olsa uygulanmaktadır. Denilebilir ki milli ekonomi modeli sessiz bir devrimle kapitalizmi tarihe görüyor. Milli ekonomi modelinin en önemli özelliklerinden biri globalizmin karşısında devletlerin ayakta durabilmelerini temin edecek formülleri içermesidir.
Haydarbaş, Duma'daki konuşmasının ardından dikkat çekici bir görüşme gerçekleştirdi. Rusya parlamentosunda milli ekonomi modelini anlatan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş, biraz önce Duma'nın önemli partilerinden olan Liberal Demokrat Parti'nin genel başkanıyla özel bir görüşme gerçekleştirdi. Profesör Baş, Rus siyasetinin renkli isimlerinden olan Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Vladimir Jirinovski ile de görüştü. Konuşmanız çok enteresandı. Hepimiz büyük memnuniyetle sizi dinledik. Şimdiki krizin durumunda bence bu çok faydalı. Bilimler Akademisi'nde de konuşacak varmış. Biz Profesör Lisiçkin ile beraber hem sizin bilim alanında araştırmalarınızı hem de politik alanında işbirliğini desteklemeye hazırız. Jirinovski'nin dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk gençlerine hitaben söyledi. Her zaman ne mutlu Türk'üm diyene deyin sözleri görüşmenin en unutulmaz notlar arasına girdi. В каждом городе молодые турки периодически говорили бы ne mutlu Türk diyene. Türk'üm diyene. Mustafa Kemal Atatürk. Her şekilde yani dünyanın her şehrinde genç Türkler ne mutluyum Türk'üm diyene desinler. BTP liderinin Duma programı yaklaşık 6 saat sürdü. Duma bugün tarihi bir olaya şahitlik yaptı. Hem Rusya hem de Türkiye açısından tarihi bir gündü bugün. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş bugün Duma'da milli ekonomi modeli tezini anlattı. İktisat literatürüne sunduğumuz milli ekonomi modeli Rusya başta olmak üzere 120 ülkede kısmen de olsa uygulanmaktadır. Denilebilir ki milli ekonomi modeli sessiz bir devrimle kapitalizmi tarihe görüyor. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş'ın Rusya Parlamentosu Duma'da yaptığı konuşmadan sonra söz alan Rusya'nın önemli siyaset ve bilim adamları da model üzerine konuşmalar yaptı. Rusya ekonomik literatür. O isimlerden biri de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı olan Profesör Doktor Andrei Koratkov'du. Putin'in selamlarını getirerek sözlerine başlayan Koratkov, bağımsızlığımızı ve güvenliğimizi teminat altına alan bir ekonomi modeli lazımdır dedi. İşte Koratkov'un açıklamaları. Rusya parlamento binası Duma'da böyle bir oturumdan dolayı mutluluklarımı söyleyerek konuşmama başlıyorum. Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in en içten selamlarını sunuyorum. Dünya ekonomisine gerek kapitalizmin gerekse komünizmin çözümsüz kaldığı şu zamanda biz milli ekonomi modelini çok önemsiyoruz. Günümüzde ekonomik çıkmazların, şu an yaşanan krizlerin çözümünün sadece milli ekonomi modelinde olduğunu ifade edebilirim. İnsanlığın gelişiminde, yaşantısında insan merkezli olmasından dolayı bu model tüm ihtiyaçlara cevap veriyor, çözüm oluyor. Milli ekonomi modelinin uygulanması tam bir bağımsızlıkla elde edilir. Bağımsızlık olmazsa hiçbir sistem güven veremez. Bizler ilk zamandan beri Profesör Doktor Haydarbaş'ı ve milli ekonomi modelini takip ediyoruz. Ülkemizde uygulayacağımız modelde gelir dağılımında adaletli olunması gerekmekte, Rusya'nın gelişmesi için bu çok önemlilik arz etmektedir. Eski düşüncelerimizi değiştirmeliyiz. Sağduyulu, güvenilir ve vicdan muhasebesi yapmalıyız. İnanç, adalet ve sağduyu olursa işte o zaman insanlar arasında itibar meydana gelir. Profesör Doktor Haydarbaş'ın insan erdemi merkezli milli ekonomi modeli Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ufkunu ve önünü açtı. Rusya'nın siyasi ve ekonomik bağımsızlığı milli ekonomi modeliyle meydana geldi. Sürekli büyümeyi ve insana karşı adaleti temin eden bir mekanizma oluşturuyor milli ekonomi modeli. Bu modelin temelini oluşturan gerçeklik ve gelir dağılımındaki adalet Rus halkı tarafından benimsendi. Bu model sadece belli bir ülkede değil, tüm dünya ülkelerinde uygulanabilecek ideal bir modeldir. Rusya
günümüzde tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir modele kavuştu ve kendi kaynaklarıyla kendi üretimini sağlayacak bir ekonomik modele ihtiyacı ortadan kalktı. Rus kamuoyunun ve devlet başkanının da dediği gibi, kendi öz kaynaklarıyla hızla kalkınacak bir modele ihtiyaç vardı, dünya ekonomik olarak çıkmazda problemlerle uğraşıyor. Bu çıkmazın aşılması ve problemlerin çözülmesi için Profesör Doktor Haydarbaş'ın modelini uygulamak gerekiyor. Bu modeli uygulamak için bir ortam oluşmalı. Problemleri çözmek için çare olmayan eski modellerden şimdi böyle yeni bir modele geçmemiz gerektiği ekonomist bilim adamları tarafından konuşuluyor. Ben başkanlığını yaptığım bölgeden iyi biliyorum ki eski modeller insanın ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Biz kendi bölgemizde tüm problemleri halletmek için Profesör Doktor Haydarbaş'ın milli ekonomi modelini uygulayarak başarılı gelişmeler elde ediyoruz. Ben eminim ki Profesör Haydarbaş'ın milli ekonomi modeli dünya insanlığının geleceğini kuracak tek ekonomik modeldir. Bizleri buraya gelip aydınlattığı için kendilerine teşekkür ederim. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş'ın Rusya Devlet Duması'nda yaptığı tarihi konuşmanın yankısı Rusya'da da devam ediyor. BTP liderinin konuşmasını parlamentoda izleyen isimlerden biri de Rusya İslam Komitesi Başkanı Haydar Cemal'di. Tarihi oturumu değerlendiren Cemal, Profesör Doktor Haydarbaş meşale taşıyan bir liderdir dedi. Rusya için ve Afkar-ı Ümumiye Rusya için bu büyük bir hadise, büyük bir vakiye. Haydarbaş hocamın burayı ziyareti elbette bir remzdir ve siyasi ve mefküre, ideoloji yolunda büyük bir taştır ki mesela bir etapı gösterir. Yani şimdi biz biliyoruz ki dünyada böhran inkişaf olur. Böhran maliyevi, iktisadi, siyasi ve medeniyet böhranı. Yani ki cemaat, adamlar, kişiler ümumi global küresel medeniyete öz inanını kaybediyorlar. Şimdi biz bilirik ki dünyada çok değişiklikler baş verirler. Ben öyle hissediyorum ki mesela 10 yıl müddetinde, 20 yıl müddetinde tamamıyla bu küresel medeniyetin yüzü tamamıyla değişilecek. Haydarbaş Bey o tefekkürlerin, o liderlerin biridir ki bu değişikleri elan ediyor. Bize elan ediyor ve o nece diyeyim size meşale taşıyan bir kişidir. Önder. Ve elbette bu büyük bir fırsattır. Büyük bir bahtdır ki böyle bir adamla yüzbe yüz görüşmek fırsatı bize çıktı. Yani bizim elimize düştü. Elbette ben Rusyalıları ve kendimi de tebrik ediyorum bu fırsatıyla. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş'ın Rusya Parlamentosu Duma'da milli ekonomi modeli üzerine yaptığı konuşmayı milletvekilleri ve Moskova'da ekonomi eğitimi gören üniversite öğrencileri de takip etti. Programın sonunda dinleyicilere mikrofon uzattık. Milli ekonomi modeli üzerine görüşlerini aldık. İşte aldığımız cevaplar. Burada bir ekonomi enstitüsünde öğretim görevlisiyim. Öğrencilerimle birlikte bu toplantıyı takip etmeye geldik. Milli ekonomi modelini Rus basınında çıkan haberlerden biliyorum.
Tezin sahibinin buraya kadar geldiğini öğrenince bu fırsatı kaçırmak istemedim. Tezi bir de sahibinden dinlemek istedim. Profesör Haydarbaş'ı dinledim. Modelinin dünyanın içinde bulunduğu kriz ortamında yeni bir çözüm yolu olacağını düşünüyorum. Gençliğimiz komünizm ve sosyalizm altında geçti. Bu sistemler bizi yıllarca sömürdü. Sovyet Sosyalist Birliği'nin dağılmasından sonra kapitalizme umut bağladık. Ancak burada da umduğumuzu bulamadık. Üstelik eski günleri de arar hale geldik. Şimdi ülkemizin önündeki çıkış yolu olarak altında bir Türk'ün imzası olan milli ekonomi modelini görüyoruz. Нас отправил наш институт. Институт наш, мы от института приехали. Университет посоветовал съездить. Бизим университетин ректору бу вакыя келмесини тавсия этти, бурая келмесини, бурая келдик. Больше человеку свободу начали давать. İnsan hürriyeti meselesi çok yani hoşuna gitti ve yani bu gerçek insan modeli yani en beğendiği şey insana yönelik bir model. Adil Rusya Partisi'nin gençlik kolları başkanıyım. Bu model realist bir model. Bu modeldekiler hayal değil. Rusya'da da kullanılabilir, Türkiye'de de kullanılabilir. Yani ülkelerimiz bu modelden çok fayda görebilir. İzleyiciler arasında political science okuyan gençler vardı. Onlara soracağız acaba nasıl buldular? What's your name? Valeri. Okay, Valeri. What was your name? Valeri. İki tane Valeri ile beraberiz. Tesadüfen ikisinin de ismi Valeri. Did you listen, Professor Haydarbaş? I think our country and all over the world need a new economical system. Bütün ülkemiz ve bütün dünyanın yeni bir ekonomik sisteme ihtiyacı var diyor. Professor Haydarbaş has new system. What do you think about it? Did you like it? I think it's right. We need new economical system, and I listened Professor Haydarbaş and I liked very much. Okay, teşekkürler. Tekrar söylediğim gibi bütün dünyanın yeni bir ekonomi sistemine ihtiyacı var ve Profesör Haydarbaş'ı dinledim, hem hoşlandım hem de çok doğru buldum söylediklerini, katılıyorum diyor efendim. Thank you very much, Valeri. So Valeri, what do you think about the economical system? And I think our country. Bence bütün dünya ve ülkemizde uygulanmak üzere yeni bir ekonomi modeli denenmeli. Bu model çok yeni ve iyi bir model. Evet, dinledim ve çok beğendim. Yes, I liked very much. Duma'da milletvekiliyim. Profesör Doktor Haydarbaş'ın kitabını okudum, inceledim. Gerçekten eşsiz bir eserdi. Buhrana giren insanlığa can simidi olabilecek düzeyde bir model. Eğer milli ekonomi modelinin tüm ayrıntılarını biz burada uygulayabilirsek çok çok bahtiyar oluruz. Ev hanımlarına maaş gibi projeler tam olarak uygulanırsa bu muhteşem bir şey olur. Benim bir muhasebe şirketim var. Ben hayatımda ekonomiye böyle bir yaklaşım görmedim. Bu modeldeki projeleri tam anlamıyla uygularsak biz çok mutlu oluruz. Modeli çok beğendim. Adil gelir dağılımı olmadan dünya sürekli krizlere giriyor. Şimdi bu model krizlerin ortadan kaldırılması için bir yol gösteriyor. Modelin en beğendiğim yönü faizi ortadan kaldırması. Yani paranın maliyetsiz olması lazım. Çünkü para sadece emeğin karşılığı. Onun için bu fikirlere katılıyorum ve beğeniyorum. O kadar bu yani çok bizi ilimizi çıktı. Çünkü burada çok bilim adamı var. Yani o şimdi biz ekonomi enstitüsü talebeleriyiz. Onun için yani ana kaynaktan ekonomi hakkında bilgi alması bizim için çok güzel. Parlamentomuzda ilk kez böyle bir program düzenleniyor. Milli ekonomi modeli üzerine yapılan özel oturumu takip ettim. Zaten modeli daha önceden kendi politikacılarımızdan duymuştum. Merak ettiğim bir modeldi.
Bu program çok önemli ve etkili oldu. Haydarbaş'ın kaynaklar sınırsız, ihtiyaçlar sınırlı ifadesi ilgimi çekti. Düşündüğümde doğru bir çıkarım olduğu kanaatine vardım. Çünkü insanlık şu ana kadar hiçbir kaynağı tüketemedi. Zaten tezin sahibi olan Haydarbaş da az önce Duma'da yaptığı konuşmada bunu ifade etti. Faydalı bir seminer oldu. Haydarbaş iddialı bir isim. Sessiz bir devrimle kapitalizmi tarihe gömdüklerini söyledi. Bu ifade oldukça ilgimi çekti. Rus hükümeti birkaç yıldır doğum yapan kadınlara maddi destek veriyordu. Burada konuştuğum Rus milletvekili Lisiçkin, bu projenin milli ekonomi modelinden alıntı olduğunu söyleyince çok şaşırdım. Uzak coğrafyalardan çıkan bir fikrin ülkemizde hayata geçirilmesinden, üstelik de bu fikrin sahibini birebir dinlemekten zevk aldım. Kapitalizm ve sosyalizm dünyaya huzur getirmedi. İnsanlık kendisine yeni bir çıkış yolu arıyor. Biz bu çözümün Rusya'dan çıkmasını bekliyorduk. Ama beklenen çözüm Karadeniz'in öbür tarafından, Türkiye'den çıktı. Milli ekonomi modelinin beklenen çözüm yolu olduğunu düşünüyorum. Rusya'da enerji sektöründe yönetici olarak çalışıyorum. Ekonomi sisteminin kurucusunun konuşmasını dinledim. Doğal olarak sektörle ilgili başlıklar dikkatimi çekti. Haydarbaş, madenler devlet millet ortaklığıyla işletmeye açılmalı diyor. Bu, milli devletleri emperyalizmin ağından kurtarmak için çok akıllıca bir yöntem. Adım Alexander Bobrovsky. Duma'da milletvekili yardımcısıyım. Biraz önce burada yapılan sunumu dinledim. Birçok yeni fikirle karşılaştım. Mevcut sistemlerin çaresiz kaldığı, çözüm üretemediği sorunların çözümünün milli ekonomi modeli olduğunu gördüm. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş'ın Moskova'da verdiği yemeğe katılan bilim adamları milli ekonomi modeli üzerine görüşlerini açıkladı. O isimlerden biri Rusya Devlet Duması Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Vladimir Lisiçkin'di. Şimdiki Türkiye politikleri Atatürk'ün yolunu devam ettirmediler ve onun yoluna karşı çıkarak Türkiye'nin NATO'ya ve Amerika'ya teslim ettiler. Doktor Haydarbaş. Bugün hakikaten Atatürk'ün yolunu devam ettiren yegane politik Haydarbaş'tır. Aziz dostlar, bugün tarihi bir olaydır, tarihi bir gündür. Milli ekonomi modelinin aynı zamanda müzakere olunduğu, konuştuğu bir gün. Bugün Haydarbaş bütün partilerin, Rusya'daki bütün partilerin karşısında, onların nümayendeler karşısında konuşma yaptı ve kendi fikirlerini söyledi. Ve bu fikirler bir hukuki bir merhalede oldu. Lagayet Doktor Haydarbaş. Bugün LDP Partisi'nin başkanı Zinovski söyledi ki biz hem parlamentte çalışmalarımızda hem parti çalışmalarımızda Haydarbaş'ın ideyalarına, fikirlerinden çok yararlanıyoruz. Aynı zamanda Profesör Haydarbaş'ın buyurduğu gibi biz yoksul insanların desteklenmesi için sosyal devlete bir ihtiyacımız vardır. Bağımsız Türkiye Partisi liderinin Duma'daki konuşmasını takip eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in ekonomi danışmanlarından Rusya Bilimler Akademisi üyesi Profesör Doktor Yuri Gavriles de yemekteydi. Baku я познакомился с Хайдарбашем. Мы сидели на балконе. Doktor Haydarbaş'la tanıştım. Onunla bir otelde balkonda oturup sohbet ettik. Ve onda gördüm ki çok bu büyük bir filozof, bir büyük bir sufidir. Он приехал. 7 yıl geçti, şimdi Haydarbaş burada birlikte oturmuşuz Kremlin önünde. Ben bunun için çok seviyorum ve mutluyum. Sizi de tebrik ediyorum. Rusya İslam Komitesi Başkanı Heydar Cemal de Rusya'daki tarihi buluşmaya katılan isimler arasındaydı. Ben inşallah ümit varım ki
belki de 10 yıllık müddetinde, belki de 20 yıllık müddetinde biz tamamıyla yeni Müslümanların neslini göreceğiz. Ona göre ki biz unutmalıyız. Biz gelebe gelmeliyiz. Ve gelebe gelmek ancak yeni kişiler ile mümkün olur. Ve bu yeni kişiler indi bizim gözlerimiz kabağında dünyaya geliyorlar. Yeniden de emele geliyorlar. Ve ben bu taraftan hocamı Haydarbaşı tebrik etmek istiyorum. O hakikatle ki bu değişiklikleri dünyaya getiren şahslardan en mühim şahslardan biri odur. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun. Rusya tarafından, İslami tarafından, İslami Komite, Rusya'nın İslami Komitesi'nin namından sizi tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rusya Bilimler Akademisi üyesi Profesör Doktor Viktor Minin de Milli Ekonomi Modeli tezinin sahibi Profesör Doktor Haydar Baş'a teşekkür etti. Kardeşlerim, Rusya'ya hoş geldiniz. Merhabalar, Doktor Profesör Haydar Baş. Мне ещё более важным является то, что Haydar Baş делает в деле укрепления шиитов в Сирии. Benim için çok büyük önem taşıyor ki Haydar Baş aynı zamanda Müslümanları, Şiileri ve Sünnileri birleştiriyor. Здесь даже мужество не достаточно. Bu çok büyük cesaretli bir iştir. Здесь нужна только вера. Burada en esas olan bir şey imandır. И такие друзья, как вы. Ve sizin kimi dostlar. Profesör Doktor Haydar Baş'ın Duma'daki konuşmasından sonra verilen yemekte Azerbaycan'ın önde gelen bilim adamları da yer aldı. Azerbaycan Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Bölüm Başkanı Profesör Doktor Dünyamalı Veliyev o isimlerden biriydi. Bu milli ekonomi modeli deyende ilk önce göz önünde Türkiye gelir ama böyle değil. Tek Türkiye için değil, bütün dünya için de bu evrensel bir projedir. Haydar Baş hocamızın demeli bu kitaplarını ben arkadaşlarımla bir yerde hem Azerbaycan diline tercüme etmişik, hem Rus diline tercüme etmişik ve 7 kongreste yalnız birinde olmamışım, 6'sında ben çıkış etmişim, çıkış yapmışım. Ve onun kitabı defalarca okumuşum. Özüm de iktisat profesörüyüm. Ve öz ülkemde sayılan ekonomistlerdenim. Ama her defa okuyanda bu kitaplarda yeni bir şey tapıram, yeni bir ideyalar tapıram. BTP liderinin Duma'daki konuşmasında tercümanlık yapan Profesör Doktor Ruşen Guliyev de Azeri heyetteydi. Sizin hamınızı bugünkü gün münasebetiyle tebrik ediyorum. Bugün hakikaten hamımız için çok büyük bir zafer günüdür. Ve inşallah biz bunun neticelerini sonralar göreceğiz. Ben bir daha fikirleştim ki bu 2005 yılında ilk defa kendini görmeden ama kitabını görmüş ve onun ilk olarak kitabından heyretlenmiş ve bugüne kadar her gün, her zaman gördükçe heyretlendiğim bu insanın gücü, kökü neredendi? Biz dünyanın en büyük bir ülkesinin parlamentinde büyünleri hamımız burada yığışmıştık. Yani her bir kişiye nasip olabilen bir iş değil bu. Ama bizlere bu nasip oldu. Bunun hamısının bir kaynağı var. Bu bir kaynağı var. O da sözsüz ki bizim hocamızın bütün bu gördüğü işlerin kökünde duran imamdı. Dindi. İslamdı. Ona bağlılıktı. Biz sözsüz ki Allah'ımızı her bir şeye Allah'ımızın kömeğine müracaat ediyoruz.